أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا إلَم ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها بكل محدث بدعه لكل بدعه ضلاله لكل ضلاله في النار Ve biz senedir muttası ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetü'l dini selafah, fakihun facir, imamun cair ve müştehidun cahil. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberi nizam aleyhimü salavat ve teslimatın, ehli beyt, el, ashab, etballer, rıdvanullahi teala aleyhim ecma'inin, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinin tüm bulunan Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar ulaşmasında emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden e imme hutaba müezzinin gayibin mümin, mümin müminatın tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Müşteyidün cahil, cahil sofu bizim tabirimizde. Adam çok sofu, çok namaz kılıyor, tesbih çekiyor ama bir şey bilmiyor. Mesela bahsettiğim meseleleri bilmiyor. Gece gündüz namaz kılıyor, teheccüd kılıyor, evvabin kılıyor, kuş, kuşluk tuha namazı kılıyor, işrak namazı kılıyor. Kılıyor durmadan. Kılıyor ama şu söylediğim mesela ayaklarını secdede böyle yapmıyor. Ters koyuyor. Mesela Kur'an-ı Kerim güzel okumuyor. Boşuna kürek çekiyor. Boşuna kürek çekiyor. Böyle e, cahil adam dinin afetidir. E, yazık olur yaptığı işler boşa gider. Boşa gider. E, e, şimdi e, bu konuda bir size hikaye anlatayım. Olmuş bir vakka. Olmuş bir vakka. Türk e, devleti işte Anadolu'ya 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi ile girmişiz. Elhamdülillah Allah bize zaferi ihsan etmiş. Oradan Bizans'ı kova 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 Saat Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u almış. Burası demiş Müslüman memleketir demiş. Kanunu Sultan Süleyman bu cami yaptıran adam Viyana'ya kadar götürmüş işi. Elhamdülillah. Anadolu tamamen ebediyen İslam yurdu olmuş ee, böyle güzel bir memleketimiz var o zaman alimler Türkiye'den yetişiyor dünyanın en büyük alimler Türkiye'de neden devletimiz zirvede ekonomimiz zirvede siyasetimiz zirvede ilmimiz de zirvede fakat zamanla ne olmuş gerilemişiz çökme devrine girmişiz her şey çöktüğü gibi ilim de çökmüş Mesela en büyük alimleri yetiştiren medreseler kanuni zamanında muazzam alimler yetişmiş. E, son zamanlarda öyle alimler yetişmiyor. Çünkü her çöküntü genel oluyor. Her sahada medreseler de gevşemiş bu yıkılma döneminde. Yıkılma döneminde Osmanlı devletinin bir molla medreseye kaydını yaptırmış. Niye? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayeti celile var e, ee, Allah Zülcel Hazretleri ilme çok önem verdiği için fıkıh ilmine bak namazın geçerli olması için bazı misaller verdik. İbadetlerin geçerli olması için fıkıh bilmek lazım. Neresi geçerli, neresi geçersiz kurallar bilmek lazım. Haram helal bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcel Hazretleri e, Tevbe Suresi 120 ayetinde وَمَا كَانَ مُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَةً Velâ ulâ nafar <laughs> fî kul min kulli firqatin minhum tâifetun yatafakkahu fî dini dîni ve yunzirû kavmehum izâ raca'û ileyhim le'allehum yahzarûn. Demek onların hepsinin savaşa gitmesi gerekmez. Her sınıftan bir bir kısım insanlar kalsın. Dinde ilim yapsınlar, fıkıh yapsınlar, dini bilgiler koralar öğrensinler. Mesela babam rahmetliyi babam rahmetli Ömer Nasuh Bilmen hocanın o da arkadaşı. Onunla beraber icaz atılmışlar. Müderris adam icazeti bende. Askeri almamışlar. Hoca demişler sen camilerde vaaz et. Bize asker gönder. Askerliğin öneminden bahset. Şehitliğin öneminden bahset. Memleketin istilasının dinde yer olmadığından bahset. Milleti demişler askerliğe teşvik et. Asker almamışlar. Babam onun için anneme dermiş ki ya askerlik yapma şerefinden mahrum kaldım. Bunu bildiğim için ben, annem bana anlatırdı rahmetli hepsi, hep geçmişten Allah rahmet eylesin. Askerlikte, askerlik yaparken iki nöbet tutardım. Biri babam yerine, biri kendim yerime. Çünkü öyle yanarmış, tutamadım nöbet, askerlik yapamadım diye. Şimdi hocaları, bu ayetten dolayı hocaları asker almazlar. Halka şehitliği, askerliğin önemini anlasın, ahlakı düzeltsin geride diye. İşte bir molla da askerlikten kurtulmak için biliyorsunuz o sıralarda bir askeri kaydolan 9 sene, 10 sene, 11 sene gidiyor. Herkes korkuyor askerlikten. Şimdi şimdiki gibi 6 ayda bir sene gelmiyor. 12 sene mesela benim emmi deriz biz amcam, halamın kocası aynı zamanda o 12 senede gelmiş askerlikten. Yemen, Galicia, Balkanlar, şu bu derken 12 sene sonra gelmiş. Giderken daha çocuk yokmuş meydanda bir varmış delikanlı bir karşılamış kendini. Bu kim demiş ya bu senin çocuğun demişler. Öyle tabii bunu bilince herkes askerden kurtulmak için medreseye kaydını yapıyor ben hoca olacağım diye. Bir molla da medreseye kaydını yaptırmış ama medresede disiplinsiz devlet yıkılma sürecinde disiplin yok. Gündüz habalık yapıyormuş gidip medresede yatıyormuş kaydı orada var kaydı orada var diye askere götürmüyorlar. Askeri almıyorlar. Böylece idare ediyor. Bir şey öğrenmiyor. amanlık yapıyor. Ama din inancı var. Fatih Camisi'ne vaaza gelmiş. Vaazda Hoca Efendi hayvanlara şefkatten bahsetmiş. Bildiğimiz bu Fatih Camisi'nde hayvanlara şefkat gösteren Allah merhamet eder. Allah ondan razı olur diye. Böyle vaaz et, etkili bir vaaz etmiş hoca. Çok etkilenmiş o vaazdan. Vaazdan sonra çıkmış cuma namazından sonra bir bakmış bir fare. Arabanın biri ezmiş. Kan içinde ezilmiş, ölmüş kan içinde fare. hmm demiş hoca keramet gösterdi. Hocam dedi bu herhalde demiş. Hayvanlara şefkat gösterin dedi ya. O ölü ezilmiş kanlı fareyi almış, sarını çözmüş, sarının içine koymuş. Hayvana şefkat gösterecek. Koymuş sarığına. Bir hafta sonra bir daha gelmiş cuma namazına. Hoca gene vaaz ettikten sonra çıkarken çık, gidip gitmemiş. Hocanın elini öpmüş. Sarı böyle allı yeşilli. Çünkü fare orada kokmuş, çürümüş, akmış filan. Elini öptükten sonra bu ne demiş molla? Esen mollalar sarık sarıyor biliyorsunuz. Talebelen kıyafeti sarık. Demiş efendim geçen hafta keramet buyurdunuz. Hayvanlara şefkatten bahsettiniz. Tam kapıdan çıktım bu burada demiş bir fare gördüm Çin demişler çiğnemişler kan revan içinde hocam bunu işaret etti diye hayvana şefkat göstermek için demiş sarım içine onu koydum başımda taşıyorum hocam demiş hayvana şefkat gösteriyorum vah vah oğlum demiş vah vah o demiş leş pis senin bir haftalık namazdan geçersiz demiş namazdan yenile kaza et yeniden kıl şimdi bilmeyen adam bak. ...iyilik yapacağım diyor ama sonuç ne? Namazlar havaya gitti. Onun için yazık olur bilmen cahil sofu başına yatar yuvalan Bilmek lazım diyor. Bilmek lazım. Alim adamın alim adamın bildiğini uygulaması lazım. Evet bu çok önemli. Gerçekten hoca olmak çok önemli. İmam-ı Azam Hazretlerine bir gün çok, sokaktan gidiyormuş. Talebeler ders okutmuş. Yolda giderken de atının üstünde. Yolda giderken de talebeler hocam, hocam, hocam diye medresede soramadıkları soruları soruyorlar. Bazı özel sorular soruyorlar. Hocam, hocam falan etrafında bir grup yine gidiyor evine doğru. Cad, sokağın, çarşının içinden geçiyorlar. Onlar geçerken dükkanların önüne de herkes çok seviyor i̇mam Azam'ı. Biri demiş ki esnaftan birisi şu adam görüyor musun şu adamı Ebu Hanife'yi e demiş biliyorum ne varmış ne olmuş bu adam demiş sabaha kadar hiç uyumaz yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılan adamdır halbuki o imam Azam o zamana kadar yatıp uyuyormuş Mollala demiş bize gece uyumak haram oldu halk bizi ne zannediyor biz neyiz bundan sonra demiş uyumak bana haram halkın şesi yalancı olmasın halk diye ölünceye kadar yastır namazının abdestiyle sabah namazını kılmış İmam-ı Koca adam da vay mübarek adam mübarek olmak zorunda. Fedakarlık etmek zorunda. Ben onu söylemek istiyorum. Hoca ilminle amil olmalı. Mutlaka ilmini yaşamalı. Mutlaka mutlaka dürüst insan olmalı. Çünkü önderdir. Aksi halde afettir. Keza idareci de dürüst davranmalı. Zalim olmamalı. Aksi halde afettir ibadet eden adam da bilgili olmalı. Aksi halde afettir. Yazık olur. Boşuna emek çeker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konuda peygamberimizin başka hadisleri de var. Ee, diyor ki Allah Zülcel Hazretlerine dinde fıkıh bilgisiyle yapılan ibadetten daha büyük ibadetle ibadet edilmemiştir. Hadis-i şerif. Ve le fakihun vahidun eşeddu alat şeytani. Evet bir tek fakih bir tek fakih e, eşeddu ale şeytani min elfi abidin evet bin bilgisiz ham sofudan bir tek alim bir tek bilgili adam bin tane bilgisiz cahil ham sofudan şeytana daha şeydir daha korkunçtur çünkü alim bir adamı bilgili bir adamı şeytan kolay kolay kandıramaz. Ayet der, hadis der, müştihat der. E, bunlara uymak, uymak, bildiği için uyar. Ama bir, cahil bir adamı e, kandırmak kolaydır. Onun hoşuna gittik. Bir kilaf laf ettin mi, önden gidiverdin mi peşinden gelir. Şeytan çabuk kandırır cahil adamı. Alim adamı kandıramaz. Onun için bin tane ham sofudan korkmuyor şeytan. Bir tane alim adamdan ödü kopuyor, ödü kopuyor. Hele Hazreti Ömer olsaydı değil mi? Hazreti Ömer şeytan gördüğümüz sokaktan kaçarmış korkusundan. O kadar celalli adam ki, o kadar sağlam imanlı adam ki onu gördü mü kaçarmış, sokak değiştirilmiş. Bize böyle Ömerler lazım. Bize böyle şeytanın korktuğu alimler lazım. Allah bizi böyle alimlerden eylesin ve bilgili abidlerden eylesin inşallah. Evet diyor ki ve li şeyin imad. Ve ibadu din el Her şeyin direği vardır. Bu dinin direği de fıkıhtır diyor. Gerçekten haram helalı bilmezseniz dinin emirlerini yaşatmak mümkün olmaz. Fıkıh o kadar önemlidir. Onun için ne yapın yapın dini bilgileri lütfen öğrenin. Anam hacıydı, babam hacıydı. Doğru, güzel. Allah razı olsun. Hepsi geçmişlerimizden. Bununla yetinmeyin. Hele bu devirde dinimizin kurallarını bilmeden Müslümanlığınızı koruyamazsınız. Neden koruyamazsınız hocam? Çünkü her birimizin evinde televizyon var. O televizyonda dünyanın her türlü fikri, zikri, inancı geliyor, giriyor içinize. Hakim olamıyorsun ki bu basın düğmeye Hinduların ibadetlerini anlatıyor. Bir bakıyorsun Afrika'nın vahşi adamlarınınkini anlatıyor. Bir bakıyorsun ateist, dinsiz kimselerin getiriyor içine, evin içine. E bunlardan korunmak için hangisi iyi, hangisi değil bilmek lazım. Efendim anam hacıydı, anam dervişti, babam hacıydı, o devir geçti. Koruyamasın dinini. İlla bilmek zorundasın. Bir bakarsın o gördüğün şeylerle bir gün senin nefsin hoşuna gider, bambaşka yola gidersin. Çocukların bambaşka yola gider bambaşka yola gider. Tabii burası her şeyi anlatamıyoruz. Ben bir ülkeye gittim. Bu ülke işte şeriat devletiyim diyen bir ülke. E, oruç tutuyorum. Oruç otelde dedi ki sabah yemeğini, sahur yemeğini veremem arkadaş. Peki dedik. E, biz de kuru bir şeyler yiyince mide bozuluyor. Kuru bir şeyler yedim. Dedim bir de çay içeyim şurada. Sokağa çıktım. Çaycı da uyuyuyormuş. Kaldırdım. 5 dakika sabret dedi. Baktım vaktim var. Ben de orada oturuyorum. Şeriat devletiyim diyen ülkenin insanı şey diyorum şimdi anlatıyorum. Şimdi ben orada otururken 15 kadar tinerci çocuk geldi. Tinerci, hırsız, yan kesici, önüne kesen adamı hemen biliyorsun yapıyorlar ya camdan atıyor adam öldürüyor adam bir parası için. Aynı orada da onlar geldi. Korktum adamı dükkanın dibine oturdum. Aynı adamlar hiç farkı yok. Böyle iddiada bulunan bir devletin vatandaşı bu. Çocukları, gençleri esrar içiyorlar orada sokakta. Benim gözümün önünde konuştukları lafları Arapça biliyorum ben. Biliyorum Allah ya Rabbi. Nasıl görseniz şeyin alamaz, havsalanız almaz. Böyle neden bu biliyor musunuz? Çünkü o memlekette böyle şeriat devletiyim diyen o memlekette evlerde hep Amerikan filmleri gösteriliyor. Amerikan filmlerinde de biliyorsunuz Las Vegas kumarhaneleri var. Değil mi? E bunu adam görüyor. Sen istediğin kadar şöyle de ona kapılmış. Hepsi tinerci, hepsi küfürbaz. Namaz, abdest ne gezer? Ondan diyorum yani bilmezseniz Bilmezseniz işte gördüğünüz o televizyondaki o çikin şeylere kapılırsınız. Çocuklarınız elden gider, kendiniz elden gidersiniz. Karınızı kızınıza söz geçiremezsiniz. Dini bilmek lazım. İslam ilimden korkmuyor, cehaletten korkuyor. İlmin ne olursa olsun gel beri anlaşırız seninle. İlim sahibi ol yanınız. Müsbet ilim ne olursa olsun fizikçi ol, tıp doktoru ol, felsefeci ol, ilim sahibimiz gelberi İslam ilimden korkmuyor, ilmi teşvik ediyor. Bilenlerle bilmeyenler hiç bile olur mu diye ayet var biliyorsunuz. Evet onun için burada da söylediğimiz gibi bir bilen alimden korkar şeytan. Bin abitten korkmaz. Gene burada da öyle diyor bir takım bir tane alim şeytana bin sofudan daha şeydir. Yine bilmek gerektir dedik. Hazreti Ömer halifedir. Bakın nasıl olmalı Müslüman. En önemli şey ibadetimizin geçerli mi geçerli olup olmadığını anlamak, bilmek. Bir tane adam şimdi biz hazır bulmuşuz. Bak bu mübarek adam kitabı yazmış. Beleş. Bunu okumak kolay. Bunu yazmak ne kadar zor. İmam-ı Azam Hazretleri oturmuş bize bunları fıkıh hükümlerini söyleyivermiş. Onu da kitap haline getirmişler. Biz bu hazırları kormuşuz, okuyoruz. Bir de nazlanıyoruz. Esas yazmak. Şimdi eskiden bu kitap yok. Ancak böyle bir hoca bulursan soracaksın. Şam'da bir adam ettehiyyatü hangisi? Çünkü namazda okuduğumuz bir var ya bu bizim Abdullah Mesud'dan gelen ettehiyyatüdür. Namaza oturduğumuz zaman ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bunu söyleyen var, bir başkasını söyleyen var, şu okunu diyen var. Adam şaşırmış. Bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Şam'dan kalkmış demiş ben bunu Ömer'e sorayım. Şam'dan yaya, o zaman otomobil yok, uçak yok. Yaya olarak Şam'dan Medine'ye gelmiş. Halifeler çıkmış. Nerelsin? Şam'dan. Çamlı. Niye geldin? Efendim demiş Halife Hazretleri, namazda oturduğumuzda Teşehhüd miktarı oturduğumuzda teşehhüd okuyacağımız dua hangisi şaşırdım kaldım demiş. Biri böyle söylüyor biri böyle söylüyor başlamış sırf bunun için geldim evladım demiş Hazreti Ömer. Evet efendim sırf ettehiyyatü nasıl okuyacağımı öğrenmek için şamdan yayan yapıldık buraya geldim deyince Hazreti Ömer başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Vallahi demiş bana, bana göre Allah seni yakmaz ateşte demiş. Bak namazının geçerli olabilmesi, bir meseleyi öğrenmek maksadıyla öğrenmek için ta Şam'dan yaya yapıldık, Medine'ye geliyor beyefendi. Bin kilometreden fazla oradan geliyor oraya. Şimdi hangi Müslüman böyle bir fedakarlığı yapabiliyor? Önümüzde böyle kitaplar var, bunu dinlemeye bile eriniyoruz. Okumaya erindiğimiz gibi dinlemeye bile eriniyoruz. Biraz dersi uzattın mı gözler yumuluyor. O sanıyorlar, edemiyorlar. Bak adam Şam'dan ağlamış demiş ki vallahi umarım ebediyen Allah sana azap etmez demiş. Gerçekten dini bilgileri elde etmek zorundayız. Allah'ın hayır dilediği kimse dini bilgileri kuvvetli olan adamdır. Peygamberimiz buyuruyor ki men yuri dillah bi hayran yufakihu fi'd-din. Allah kimin hakkını hayır diler dilerse onu dinde bilgili kılar. Galilu fıkh hayrun min ketiril ibade. Az fıkıh bilgisiyle yapılan ibadet, fıkıh bilgisi olmaksızın, bilmeksizin yapılan çok ibadetten daha hayırlıdır. Evet öyle diyor. Kefe Bilmeri rifıkan iza abadallaha. Bilgisiyle ibadet etti mi bu ona yeter. Kefe bilmer i iza acebe bir Ama bir adam kendi aklını beğeniyor. Kitap okumaya lüzumunu hissetmiyor. Başkasına sorma gereğini duymuyor. Ben mantığım, aklım herkesin üstündür diye yola çıkmışsa cahilin ta kendisidir diyor. Her iyi kulak asacaksın, kulak kesileceksin, dinleyeceksin, doğru öğreneceksin. Ben ondan daha akıllıyım plan. Evet şu sahada sen üstün olabilirsin ama din sahasında geri olursun. Dinleyeceksin. Bu ona cehalet olarak yeter. Bir de diyor ki bak şimdi şu fela tuzi ha ennasu raculani innema ennasu raculani insanlar iki kısımdır müminun ve cahilun ya mümindir ya cahildir fela tuzil mümin hiçbir mümine eziyet etme evet peygamberin sözü bu ve la tucavir el cahile. evet hiçbir cahille de komşuluk etme arkadaşlık etme. Seni de cehaletine alet eder. Hiçbir mümine eziyet etme. Hiçbir cahile de komşuluk etme. Onun için mutlaka ilmihal kitaplarını okumalıyız. Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap? Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tefsirleri var. Bunları okumalıyız. İlmihal kitaplarını okumalıyız. Peygamberimiz nasıl insan? Bu konuda okumalıyız. Soruyorlar şimdi hangi kitap okuyalım? Evet her zaman söylüyoruz. Tefsir olarak 1933'te devletin emriyle basılmış olan Elmalı Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dini, Yeni Meali Türkçe tefsirini okuyunuz. Çok güzel tefsirdir. Meali olarak da ben ötekileri kötü demiyorum. Ama bana soranlara benim şeyimi tavsiyem bu. Hasan Basri Çantay rahmetli hocamızın mealini, tercümesini tavsiye ederim. İslam tarihi, peygamber, sahabi kimmiş, nasıl adammış öğrenmek isteyenlere de merhum Asım Köksel hocamızın e, İslam tarihini tavsiye ederim. İlmal olarak da Ömer Nasuh Bilben hocamızın büyük ilmalini şey ederim, tavsiye ederim. E, bunlar Hanefi fıkı üzere, el sünnet ve el itikadı üzere eserlerdir. Ötekilerde bir şey demiyorum ama bana sorarlarsa bunları tavsiye ediyorum. Bilgileri buradan tazelemek lazım. Bu hadis-i şerifi Deylemi Abdullah ibni Abbas'tan Ebu Nu'aym keza ondan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatine bizlerin nail eylesin.